Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Ece. İyi çalışmalar diliyorum. Son tekrarlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yeni konumuz Osmanlı yükselme dönemi. Yani dünya gücü Osmanlı. Bu paylaşımda padişahların dönemleri hakkında konuşacağız. Bununla birlikte paylaşımın hemen sonunda coğrafi keşifler, Rönesans ve reform hakkında konuşacağız. Yani yeni çağda yaşanan geçmeler hakkında da birazcık değerlendirme yapacağız. Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Hadi bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Yükselme dönemi denilince aklımıza kim geliyor? Tabii ki Fatih Sultan Mehmet Han geliyor değil mi? Yükselme dönemi denilince aklımıza ne geliyor? İstanbul'un fethi geliyor değil mi? Şimdi dilerseniz İstanbul'un fethinden başlayalım. Sebeplerine bakalım. Hazırlıklara bakalım. Sonra da sonuçlarına bakalım. Ne gibi sonuçlar yaşanmış. Sevgili arkadaşlarım. İstanbul'un fethinin sebeplerine baktığımızda. Fatih neden İstanbul'u fethetmek istedi? Ki zaten biliyorsunuz ki bu düşüncesi daha 12 yaşında başlamıştı. Kızıl Elma ideolojisi adı altında İstanbul'u fethetmek istiyordu. Peki sebepler neydi? İlk sebeple baktığımızda ilk nedene baktığımızda Bizans'ın şehzadeleri kışkırtması. Bununla beraber Bizans'ın Avrupa'dan yardım isteyip haç seferlerine sebep olması. İstanbul'un coğrafi konumu çok ama çok önemli olmuştur. Çünkü Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyordu. Ve Peygamberimizin sözü Fatih'e ilham kaynağı olmuştu. Bu gibi sebeplerden dolayı İstanbul'un fethi, artık kaçınılmaz bir hal almıştı. Şimdi gelelim hazırlıklara bakalım. Bizans ne gibi hazırlık yapmış? Fatih Sultan Mehmet ne gibi hazırlıklar yapmış? Hazırlıklara baktığımızda sebeplerden sonra hazırlıklara bakıyoruz. Hazırlıklara baktığımızda, baktığımızda Bizans tarafına bakıyoruz. Bizans tarafında gördüğünüz üzere sur, surlar güçlendiriliyor. Bakın değerli arkadaşlarım. Fatih'ten önce İkinci Mehmet'ten önce 23 ordu İstanbul'u alamamıştı. Sebebi ise surların gerçekten çok güçlü olmasıydı. Bununla beraber Bizans grecuva yani Rum ateşi dediğimiz ateşleri de artık hazırlamıştı. Su dayanan ateş anlamı taşır ve haricin önlü zincirlerle kapatılmıştır. Biliyorsunuz ki yani şu bildiğimiz küçük zincirlerden değil tabi donanmanın geçemeyeceği zincirlerdi bunlar arkadaşlarım. Bunlar Bizans'ın yapmış olduğu hazırlıklar. Ayrıca Bizans şöyle bir hazırlık da yapıyor. Avrupalı devletlerden ne kadar destek istersem o kadar güçlenirim. Ee, amacıyla hareket ediyor. Ve Avrupalı devletlerden de yardım istiyor. Fatih Sultan Mehmet tarafına baktığımızda ise yani Osmanlı İmparatorluğu'na baktığımızda ise Silivri ve Vize Kalelerini üst olarak alıyor. Karamanoğulları ile saldırmazlık antlaşmaları, antlaşmaları yapılıyor. İstanbul'un fethinden sonra zaten Karamanoğullarından Konya ve Karaman'ı alacaktı Fatih. Ayrıca Şahi Topları. Hatırlıyor musunuz? Kuruluş döneminde normal gürültülü toplardan bahsetmiştik. İşte bu şahit topları surları yıkabilecek güçte olan toplardı. Ayrıca gemiler karadan yürütülüyordu. Çünkü e, Haliç'in önü zincirlerle kapalı Fatih Sultan Mehmet son çare olarak Galata'nın etrafından gemileri karadan yürütmüştü. Ne demiştik? Yıldırım Beyazıt döneminde güzelce işer. Güzelce işer. Güzelce inşa edilirken Fatih Sultan Mehmet döneminde Rumeli Hisarı inşa edilmiştir. Diğer ismi Boğaz Kesendir. Yani Bizans'a gelebilecek yardımları engellemek içindi. Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Balkanlarda da asker bırakmıştı arkadaşlarım. Bu gibi hazırlıklardan sonra kuşatma 53 gün sürmüştür. 53 günün sonunda 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Dilerseniz hemen sonuçlara bakalım. Yani şimdi sürekli klasikleşmiş ya 2. Mehmet İstanbul'u almadan Fatih Fatih diyoruz. O klişeleşmiş arkadaşlarım. Artık alışkanlık olmuş diyelim ki biliyorsunuz ki ikinci Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra Fatih unvanını alıyor. Biz de Fatih Sultan Mehmet dediğimizde şöyle ee, şaşırmayın yani. Alışkanlık olmuş. Sonuçlarına baktığımızda Osmanlı da artık yükselme dönemi başladı. İstanbul başkent yapıldı. Önceki başkentimiz biliyorsunuz ki Edirne'ydi. Köklü imparatorluk olan Doğu Roma İmparatorluğu yıkıldı. Derebeylerin sonu geldi. Sebebi ise şahit toplarının dökülmesiydi. Orta çağ kapandı. Yeni çağ başladı. Ticaret yolları Osmanlı'nın eline geçti. Bu durum neye sebebiyet verecekti? Coğrafi keşiflere. Dersin sonunda bunlar hakkında konuşacağız. Anadolu ve Rumeli toprakları birleştirildi. Toprak bütünlüğü sağlandı sevgili arkadaşlarım. Ve ayrıca 2. Mehmet'e Fatih unvanı verildi. 2. Mehmet kendisine şu unvanı da vermiştir. Kayseri Rum. Tüm Rumların sultanı. Ayrıca Ortodoksları da kendi yanına çekmiştir. Sebebi ise Haçlı Birliği'ni engellemektir. İstanbul'un fethinden sonra dilerseniz hemen Fatih Sultan Mehmet döneminde yaşanan diğer gelişmelere bakalım. İlk önce Balkanlardaki gelişmeler, daha sonra Anadolu, ondan sonra da deniz, denizlerde yaşanan gelişmeler hakkında bilgiler vereceğim. Sonra da Fatih Sultan Mehmet dönemini genel olarak değerlendireceğiz. Balkanlardaki gelişmelere baktığımızda Sırbistan alınıyor. Mora despotluğuna son veriliyor. Mora despotluğu ile Trabzon Rum İmparatorluğu'nun ortak bir özelliği var. Onu da vereceğim sizlere. Bosna Hersek alınıp Arnavutluk himaye altına himaye ediliyor arkadaşlarım. Yani Fatih Balkanların hemen hemen diyelim hemen hemen hepsini kontrol altında tutmayı başarıyor. Bunlar Balkanlardaki gelişmelerdi. Balkanlardan sonra Anadolu ve denizlerdeki gelişmelere bakalım. Cenevizlilerden Amasra alındı. Kaledeniz için önemli bir rüz. İsfendiyar yani Candaroğullarından Sinop alındı. Kaledeniz için önemli bir yer. Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verildi. Ne demiştik? Morad iyi ile Trabzon Rum İmparatorluğu'nun ortak amacı Bizans'ı yeniden diriltmekti. O yüzden de Fatih Sultan Mehmet bu ikisine son veriyor. Ayrıca doğudan gelen tehlike olan Akoyunlular da Ottukbeli Savaşı'nda mağlup ediliyor. Anlaştık mı? Denizlerdeki gelişmelere baktığımızda ise Kırım alınıyor. Kırım alındıktan sonra Karadeniz Türk gölü haline gelmiştir. Dikkat ediyoruz. Böyle bilgilere dikkat ediyoruz. Ayrıca Semaa Taşos, Gökçeada, Limni, Midilli Osmanlı topraklarına katılmış ve Venediklerle ilk antlaşma yapılmıştır canlı. Antlaşmamızın ismi İstanbul Antlaşması'dır. 1479 yılında yapılan bu antlaşma ile Venediklere imtiyazlar veriliyor ve İstanbul'da artık Venedikler elçi bulundurabiliyorlardı. Biz bu elçiye ne diyoruz? Balyos diyoruz değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? Şimdi Balkanlar, Anadolu ve denizlerdeki gelişmelerden sonra gelelim Fatih Sultan Mehmet döneminin genel durumuna. Fatih Sultan Mehmet döneminde biliyorsunuz ki e, gelişmeler özellikle İstanbul'un fethinden sonra oldukça önemli gelişmeler yaşandı arkadaşlarım. Mesela hocası, akıl hocası Akşemseddin'dir. Şemseddin'dir. Mikrobiyolojinin babası olarak bilinir. Dönemin matematik ve astronomi bilgini Ali Kuşçu İstanbul'a getirilmiştir. E, sebep İstanbul'u bilim ve kültür merkezi haline getirmekti. Kendisine kayser Rum de, dediğini söylemiştik. İlk altın para bu dönemde basıldı. Biraz geriye gidelim. Bakır para Osman Bey Gümüş para Orhan Bey. Altın para Fatih Sultan Mehmet Han. Kul sistemi getirildi. Kul sistemine göre artık Fatih devşirmeleri öldürebilme hakkını elde ediyordu. Yani devlet adamlarını öldürebilme hakkını burada elde ediyor. Fatih kanunnamesi yapılıyor. Veraset sistemine değişikliğe gidilip ülke padişahın malıdır anlayışı getiriliyor. Müsaade ne demekti? Zorla ağlı koyum demekti. Özel mülkiyetin önüne geçmekti. Yani güçlü ailelerin... Ee kendisine rakip olmasını engelliyor burada Fatih Sultan Mehmet. Kullanmış olduğu mahlas avnidir. Bu da işinize yarayabilir. Sahne Seman Medresesi dönemin en iyi medresesi olarak kabul edilir. Ve ayrıca Topkapı Sarayı bu dönemde inşa edilmiştir. Bu gibi en önemli gelişmelerden sonra dilerseniz hemen 2. Beyazıt dönemine geçelim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın vefatından sonra iki oğlu arasında tat kavgası yaşandı. 2. Beyazıt ve Cem Sultan olayı. İkinci Beyazıt devşirmelerinin desteğiyle artık tahta çıkmıştı. Ancak Cem Sultan şöyle bir teklifte gitti arkadaşlarım. Bakın dikkatli dinliyoruz. Cem Sultan ikinci beyazda şöyle bir teklifte gidiyor. Gel devleti birlikte yönetelim. Bu durum bize neyin göstergesidir? Geleneksel Türk anlayışının devam ettirildiğinin göstergesidir değil mi? Yani ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı doğrultusunda hareket eden kişi kim olmuştur? Cem Sultan olmuştur. İkinci Beyazıt bunu reddedince Cem Sultan şövalyelere sığınmış, Karamanoğullarından yardım istenmiş, Memlüklere sığınmış ve en son Papa'ya sığınmıştı. Yani iç sorun dış sorun haline gelecekti. İkinci Beyazıt döneminde İnebahtı Modon ve Koron alınmış. Bodan hakimiyet altına alınmış. Ve bu dönemde bilmemiz gereken değerli arkadaşlarım Şahkulu isyanıdır. Şah İsmail tarafından Antalya ve bölgesinde çıkarılan isyan Osmanlı Devleti'ni zor durumda bırakmıştır. Ve bu isyan da bastırılmıştır. Yani kısaca 2. Beyazıt dönemi ile ilgili bilmemiz gereken bir Cem Sultan olayı iki Şahkulu isyanıdır. Ayrıca Karamanoğullarına kesin olarak son verilmiştir. Bakın Fatih Sultan Mehmet Karamanoğullarından Konya ve Karaman aldı doğru. Ancak kesin olarak son veren ikinci Beyazıt'tır. Unutmuyoruz. Şimdi gelelim Yavuz Sultan Selim dönemine. Sevgili arkadaşlarım Yavuz Sultan Selim ne olarak bilinir? 80 yılda yapılacak işleri 8 yıla sığdıran padişah olarak bilinir. Seferleri genellikle doğu yönünde olmuştur. İlk savaşımız Çaldıran Savaşı'dır. Bu savaş Şah, Şah İsmail'e karşı gerçekleşti. Ve savaşı Yavuz Sultan Selim kazanarak sınırları Tebrize kadar genişletmiştir ve Savevi tehlikesi önlenmiştir arkadaşlarım. Turna Dağı Savaşı ile Anadolu Türk Siyasi Birliği kesin olarak sağlanmıştır. Maraş ve Elbistan Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yani Dulkadir oğullarına son verilmiştir. Sonraki dönemlere baktığımızda ise Yavuz Sultan Selim Mısır Seferi dediğimiz savaşlar gerçekleştiriyor. Mercidabık ve Ridaniye Savaşları. Mercidabık ve Ridaniye Savaşları'na baktığımızda bu savaşların sonucunda değerli arkadaşlarım ilk önce Mercidabık'tan bahsedelim. Mercidabık Savaşı Osmanlı'nın galibiyetiyle sonuçlandı. Kansu Gavri savaş sırasında şehit düştü. Ondan sonra Ridaniye savaşları gerçekleşti Bir Ridaniye savaşından sonra Memlükler yıkıldı. Memlükler yıkıldıktan sonra halifelik kime geçti? Osmanlı'ya geçti ve Osmanlı tarihinin ilk halifesi 1. Selim oldu. Kutsal emanetler İstanbul'a getirildi. Baharat yolu kontrol altına alındı. İpek yolu değil baharat yolu kontrol altına alındı. Ve Venedik Kıbrıs için Memlükler'e ödeyeceği vergiyi kime ödeyecekti? Osmanlı'ya ödeyecekti. O yüzdendir ki Yavuz Sultan Selim şöyle açıklamalar yapıyor. Eğer torunlarından her kimi her kim hazineyi doldurursa mühür onun mührüyle kapansın. Ancak hazineyi doldurmazsa benim mührümle kapalı kalsın demiştir. Ve hiç kimse ne yazık ki Yavuz Sultan Selim'in mührünü bozamamıştır değerli arkadaşlarım. Dilerseniz hemen Hürrem'in aşkına geçelim. Hürrem'in bir tanesine geçelim. Kanuni'ye geçelim. Süleyman'a geçelim. Geldik Kanuni Sultan Süleyman dönemine. Tek çocuk 46 yıl hüküm sürdü. Gerçekten de harika bir padişah. Yani Hürrem de nitelendirmeyelim onu. Bu dönemde şöyle bir açıklama yapacağım sizlere değerli arkadaşlarım. Şöyle ekstra bir bilgi vereceğim sizlere. Fatih'in alamadığı iki yer. Şöyle ben yazayım en iyisi. Fatih'in alamadığı iki yer neresi olmuştur? Fatih'in alamadığı iki yer Rodos ve Belgrad olmuştur. Ayrıca Fatih'in son seferi Otranto üzerine olmuştur. Anlaştık mı? Bu gitti. Kanuni'nin alamadığı iki yeri de yazayım. Konu zaten konuda bahsedeceğim. Malta ve Viyana olmuştur. Anlaştık mı? Ve Kanuni'nin son seferi Ziget var olmuştur. Macaristan. Bunları da notlar arasına ekleyebilirsiniz. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman'dan bahsedelim. Hadi bakalım. Belgrad alındı. Belgrad Orta Avrupa'ya açılan kapıdır değil mi? Fatih'in alamadığını Süleyman burada gerçekleştiriyor. Kanuni Sultan Süleyman. Boğaç Meydan Savaşı yapılarak Macaristan mağlup edilmiş ve Macaristan'ın iç içeriğine karışılarak Yanzapolas devletin başına getirilmiştir. Birinci Viyana kuşatılmıştır arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Avusturya Kralı Ferdinand taht iddiasında bulunmuştu ve böylece Viyana kuşatılmış ancak alınamamıştı. Çünkü hazırlıksız gidilmişti. Ondan sonraki süreçlerde Alman sefiri gerçekleşti. Kanuni Sultan Süleyman iki kardeşe karşı cephe aldı ve onlara savaş ilan etti. Alman seferini çıktı ama bir de ne görsün savaş alanında hiç kimse yok. O neydi lan? Kanuni Sultan Süleyman şaşkın. Oğlum nerede bunlar lan? Bunlar erlik edip dururdu. Hani neredeler? Hatta şöyle bir durum var arkadaşlarım. Alman seferinde Kanuni karşısında çıkacak cesareti bulamadılar. Ve Kanuni şöyle bir mektup yolladı onlara. Erlik edersiniz, savaş istersiniz ama savaş meydanına geldiğimde sizi ya da düşmanlar sizi ya da taraftarlarınızdan hiç kimseyi göremiyorum. Dilersem tüm topraklarınızı alırım fethederim. Hiçbir şey de yapamazsınız diyor Kanuni Sultan Süleyman. Yani ellik edip dururlar ama savaş meydanına geldiklerinde hiç kimse yok. Ondan sonra zaten barış istemek durumunda kalıyorlar ve bir antlaşma yapılıyor. Bu antlaşmamız İstanbul. Yani İbrahim Paşa antlaşmasıdır arkadaşlarım. Tarihimiz 1533. Şöyle bir madde var. Diyor ki, protokolde Osmanlı Sadrazamı Avusturya kralına denk sayılacaktır. Bakın, Sadrazam diyor ha. Padişah demiyor. Siyasi üstünlük burada sağlanıyor. Ve Avusturya Osmanlı'ya vergi, vergi vermeyi kabul ediyor. Bu gibi bu gibi gelişmelerden sonra dilerseniz hemen doğudaki gelişmelere, ondan sonradaki, sonra da denizlerdeki gelişmelere bakalım. Şimdi doğudaki gelişmelere baktığımızda İran'ı görüyoruz. İran üzerine seferler yapılıyor arkadaşlarım. İran ile yapılan ilk resmi antlaşmamız Amasya oluyor. Kasr-ı Şirin değil. Tarihimiz 1555. Dikkat ediyoruz değerli arkadaşlarım. İran ile yapılan ilk resmi antlaşmamız hangisiymiş? Amasya antlaşması. Hangi dönem? Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Kanuni Sultan Süleyman Bağdat, Karabağ, Revan ve Nahçıvan'ı Osmanlı topraklarına katıyor. Şimdi gelelim denizlerdeki gelişmelere. Şimdi denizlerdeki gelişmelere baktığımızda Şövalyelerden Rodos alındı. Preveze Deniz Savaşı kazanıldı. Barbaros Hayrettin Paşa haçları bozguna uğrattı. Ve Akdeniz Türk Gölü haline geldi. Kaledeniz ne zaman Türk Gölü haline gelmişti? Kırım alındıktan sonra Akdeniz Preveze Deniz Savaşı ile. Ayrıca Şövalyelerden Trablus alındı. Gerbe Deniz Savaşı Savaşı ile Kuzey Afrika Üstünlüğü Peki işte arkadaşlarım komutan Piyale Paşa Malta kuşatıldı ancak alınamadı. Sebebi ise Turgut Reis'in vefatı. Cenevizlilerden sakız adı sağlandı. Hint deniz seferleri gerçekleşti arkadaşlarım. Ancak ee, bu seferler başarısızlıkla sonuçlandı. Seferlere katılan kişileri ben vereceğim sizlere. Seferlere katılan kişiler Piri Reis, Seydi Ali Reis, Seydi Ali, Murat Reis ve Hadım Süleyman'dır. Bunlar Hint Deniz Seferlerine katılan kişilerdir. Dikkat ediyoruz. Dikkat ediyoruz. ÖSYM sorabilir. Ayrıca Kanuni Sultan Süleyman döneminde 4 tane isyan çıkmıştır. Bunlar Kalenderoğlu Babazun'un Bakın bu 4 isyana da dikkat ediyoruz. Bunlar nerede çıktı? Anadolu'da. Bir diğeri ise Canberdi Gazali ve Ahmet Paşa isyanıdır. Anlaştık mı? Bu ikisi Mısır'da. Bu ikisi Anadolu'da. Şu dörtlü bilgileri mutlaka ama mutlaka bilin ÖSYM e soruyor. Mesela şu dördünü verecek araya nereye, neyi ekleyecek? Bozoklu celali ekleyecek ya da buçuk tipi ekleyecek. Düşünün öyle. Karolin'in son seferi ziget var. Seferi olmuştur. Son olarak ikinci serimden bahsedeceğiz arkadaşlarım. Dönemin sadrazamı kimdir? Dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'dır. İkinci Selim ordunun başında sefere çıkmayı bırakan ilk Osmanlı padişahıdır. O yüzden tüm işleri kim idare etmiştir? Sokullu idare etmiştir. Sokullu komutasında Kıbrıs alınmıştır. Kıbrıs alındıktan sonra İnebahtı savaşıyla Osmanlı donanması ilk defa yakılmıştır. Ondan sonra daha güçlü bir donanma oluşturulmuş ve Tunus Kılıç Ali Paşa komutasında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Sevgili arkadaşlarım Sokullu Mehmet Paşa'nın iki tane önemli projesi var. Bir Don Volga, iki Süveyş kanalı projesidir. Don Vogueva projesindeki amaç neydi? Rusların güneye inmesini engellemek. Bununla beraber Hazar ve Karadeniz'i Karadeniz birleştirmek. Ve İpek yoluna işlevlik kazandırmaktı değil mi? Süveyş kanalı projesinde ise amaç Kızıldeniz ve Akdeniz'i birleştirip ticareti canlandırmaktı. Sevgili arkadaşlarım. Yükselme dönemi ile ilgili bunları bilsek yeterlidir. Şunu da dinleyelim. İkin, i̇kinci Selim'den sonra devletin başına 3. Murat gelmiştir. 3. Murat dönemiyle ilgili bilmemiz gereken Taküyüdü Mehmet'in Mehmed'in e, İstanbul'da rasathane açtığıdır. Ondan sonra 3. Mehmet devletin başına gelerek sancak sistemini kaldırmış ve Haçova Meydan Savaşı'nı kazanmıştır. Haçova Meydan Savaşı'ndan sonra Eğri Kalesini, Kalesi'ni aldığı için Eğri Fatih olarak adlandırılmıştır. 3. Mehmet'lerde arkadaşlarım. Şimdi ne demiştik? Coğrafi keşifler, Rönesans ve Reform hakkında sizlere bilgiler vereyim. Daha sonra da soru çözelim. Sevgili arkadaşlarım, kısa kısa bilgiler vereceğim sizlere. Coğrafi keşifler ne zaman başlayacaktı? Coğrafi keşifler İstanbul'un fethinden sonra değil mi? Çünkü tüm ticaret yolları Osmanlı'nın egemenliği altına girmişti. Coğrafi keşiflerden sonra ne ortaya çıkacaktı? Merkantilizm. Bakın bunları bilsek yeterlidir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam merkantilizm neydi? Merkantilizme göre zenginliğin ölçütü altın ve gümüştür. Coğrafi keşiflerle birlikte Avrupalı devletler güçlenecek mi? Güçlenecek. Coğrafi keşiflerden sonra mesen sınıfı ortaya çıkmıştır. Mesen ne demek? Bilim ve sanat sınıfı demektir. Bu sınıf neye zemin hazırlayacaktı? Rönesansa. Rönesans değil mi? Rönesans nerede doğdu arkadaşlarım? İtalya'da. Yeniden doğuş anlamı taşır. Rönesans'la birlikte bilim ve sanat alanında önemli gelişmeler yaşandı. Hatta skolastik düşünceyi zayıflatan en önemli gelişme Rönesans olmuştur. Bilim ve sanat alanında gelişmeler yaşandıktan sonra bu durum neye zemin hazırlayacaktır? Reforma zemin hazırlayacaktır. Reform nerede başlayacaktı? Almanya'da kısa sürede tüm dünyaya yayılacaktı. Reformu başlatan kişi kim olmuştur? Martin Luther olmuştur. Ayrıca Rönesans'ta bilmemiz gereken önemli gelişme hümanizmin doğmasıdır arkadaşlarım. İnsan ve doğa sevgisini ele alan hümanizm ortaya çıkmıştır. Reformla beraber farklı dinler, e, mezhepler ortaya çıkmıştır. Mesela Anglikanizm nerede ortaya çıktı arkadaşlarım? Anglikanizm İngilizlere değil mi? Mesela Kalvinizm nerede ortaya çıktı? Fransa. Mesela Protestanlık nerede ortaya çıktı? Alemanya. Değil mi? Bu gibi mezhepler ortaya çıktıktan sonra bu durum neye zemin hazırlayacaktı? Din savaşlarına. 30 yıl savaşları artık başlayacaktı. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü yazı yazı değil. Coğrafi çiftlerle beraber merkantilizm ortaya çıktı. Zenginliğin ölçütü altın ve gümüş oldu. Bununla beraber mesen sınıfı yani bilim ve sanat sınıfı ortaya çıktı. Bunlar ne sebebiyet verecekti? Şimdi şöyle de düşünün. Coğrafi keşiflerden sonra Hristiyanlık da yayılacak mı? Yayılacak. Mesen sınıfı neye zemin hazırladı? Rönesans'a. Nerede ortaya çıktı Rönesans? İtalya'da. Yeniden doğuş. Rönesans'ta bilim ve sanat sınıfı çok ama çok gelişti. Bunlar neye zemin hazırladı? Reforma. Nerede başladı reform? Almanya. Kimin önderliği? Martin Luther. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Anglikanizm İngiltere. Kalvinizm Fransa. Protestanlık Almanya'da ortaya çıkacaktı. Yani yeni çağ Avrupası ile ilgili bunları bilmemiz yeterlidir. Hangi olayla başladı? İstanbul'un fethiyle. Artık orta çağı kapattık. Yeni çağa geldik. Bunları bilirsek bizim için yeterli olacaktır canlarım. Dilerseniz hemen sorulara geçelim. Şöyle yapalım. Şöyle şöyle. Osmanlı Devleti'nde numaralı durumlardan giriş durumların gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangileri etkili olmuştur? Akdeniz'de Türk hakimiyetinin kesinleşmesi, Karadeniz'in Türk gölü haline gelmesi. Kanuni Fatih Sultan Mehmet değil mi? Preveze doğru. Kırım devamımıza ulaştık. Rodos'un ele geçirilmesi Fatih'in alamadığı iki yerden biri. Sinop'u alan Fatih. Navarin 19. yüzyılda gerçekleşen bir gelişmedir. Onun hakkında bilgi vereceğiz zaten ilerleyen zamanlarda. Trabzon Rum İmparatorluğu'na niye son vermişti Fatih? Bizans yeniden dirilmek istiyorlardı. Kıbrıs'a alan Sokullu Mehmet 2. Selim. Azak Kalesi daha var daha var daha var geleceğiz. Girit Adası duraklama döneminde Osmanlı topraklarına katılacaktı. Kırım'ı alan Fatih'tir. Cevabımız aşıkı olacaktır. Devam ediyoruz. Genel sorumuz şu şekilde. Yakınlaştıralım. Osmanlı Devleti'nin yükselme döneminde faaliyetlerinden hangileri Avrupa Haçlı Birliğini bozmaya yöneliktir? Ortodoksların koruyuculuğunun üstlenilmesi. İstanbul'un fethinden sonra Fatih bunu yaptı. Fransa'ya kapitülasyonlar. Ha, bunu unutmuşuz. İyi ki burada soruyu hazırlamışım. Fransa'ya kapitülasyon veren 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman olmuştur. Amaç ticareti canlandırıp Haçlı Birliğini önlemektir tamamdır. Yahudilerin ülke içinde yaşamasına izin verilmesi hoşgörü politikasına dayalı bir durumdur. O yüzden bunu eledik. Cevabımız D şıkkı. Sevgili arkadaşlarım konuda eksik varsa soruyla pekiştiriyoruz. Bunu artık öğrendiniz. Gelelim diğer sorumuza. Sorumuz şu şekilde. 16. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin yukarıda özellikleri verilen rakibi aşağıdakilerden hangisidir? Şii temelleri üzerine kurulmuştur. Anadolu'da Şah kuru isyanlarını desteklemiştir. Çaldıran Savaşı'nda Osmanlı Devleti'ne yenilmiştir. Tabi ki cevabımız Safi Bilardır. Memlükler Ridaniye Savaşı'yla ortadan kaldırıldı. Ak Otlukbeli Otlukbeyli Savaşı'yla yenildi. Dukadiroğulları Turnadağ Savaşı'yla Oğullarına kesin olarak son veren kişi kimdir? İkinci Beyazıt'tır. Tamam cevabımız Safi Bilardır. Devam ediyoruz. Yavuz Sultan Selim demişken ondan bahsedelim bir. Aşağıdakilerden hangisi? Yavuz Sultan Selim'in düzenlediği Mısır Seferi'nin nedenlerinden biri değildir. Memlüklerin Safi ve Venediklerle Osmanlı'ya karşı ittifak kurması. Doğru mudur? Doğrudur. Baharat yolu. İpek yolu değil. Baharat yolu egemenlik altına almak isteniyordu. Memlüklerle sınırlı anlaşmazlıkları Fatih Sultan Mehmet döneminde başladı. Sebebi Hicaz su yollarıydı. Tamam. Türkistan dünyasının liderliği için ikisi de savaşacaktı. İpek yolunun egemenlik altına almak istenmesi. Hayır. Kırım alındıktan sonra İpek yolunun egemenliği daha da güçlenecekti. Cevabımız ya şıkkıdır canlarım. Gelelim diğer sorumuza. Merak etmeyin yeni çağla ilgili iki tane sorun var. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Mehmet'in İstanbul'un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir. Hazırlıkları işledik. 400 parçadan oluşan donanma hatta karadan yürütüyor. Haliç'e zincir çekilerek gemi geçişlerine kapatılması. Bunu hazırlayan ikinci Mehmet mi Bizans mı? Tabii ki Bizans cevabımıza ulaştık. Karamanoğulları ile saldırmazlık sonrasında işlerini halledecek. Şahi adı verilen büyük toplar. Yeni bir hisar biz buna ne diyorduk? Boğaz kesen diyorduk değil mi? Tamamdır. Cevabımız 5 Gelelim yeni çağla ilgili sorulara değerli arkadaşlarım. Yeni çağda Avrupa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Rönesans ve Reform hareketleri Avrupa'da gelişmeyi önleyecek engelleri ortadan kaldırdı mı? Kaldırdı. Tamam. Açıkladık hepsini arkadaşlarım. Siyasi yapılanma içerisinde feodaliteler ön planına çıkmıştır diyor. Hayır. Feodaliteler ne zaman vardı? Orta çağda vardı değil mi? Hatta şahi topları onların sonunu getirecekti. Kalsın. Bilim deney gözlem ve teknik konularındaki ileriki dönemleri etkileyecek gelişmeler yaşanmış mı? Yaşanmış. Özellikle Rönesans. Din savaşlarının etkisiyle mezhep birliği bozulmuş mu? Bozulmuş. Neden? Neyden sonra? Yeni mezhepler çıktıktan sonra değil mi? Kıtalar arası etkileşim ve ticaret hızlı bir şekilde neyin sayesinde gerçekleşti? Coğrafi keşiflerin sayesinde. Cevabımız B Bu kadar. Şimdi mezhepleri yazdım sizlere. Reform hareketleri sonucunda mezheplerinden hangileri ortaya çıkarak Avrupa'da dini birlik bozulmuştur? Kalvinizm nerede ortaya çıkmıştı? Fransa. Anglikanizm. İngilizlere. Ortodoksuz zaten vardı arkadaşlarım. Katoliklerin rakibi değil mi? O yüzden cevabımız 1 ile 2'dir. Konumuz buraya kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.